İçişleri Bakanı Rusya'nı hatırlayacaksınız. Zaharova konuşmuştu, Kremlin sözcüsü, dışişleri sözcüsü. Peskov konuşmuştu hakeza. Şimdi o da Kremlin sözcüsü. Hepsi de Türk SİHA'larının Ukrayna'da varlık göstermesinden rahatsızız, gerilimi arttırıyor demişlerdi. Ama şimdi ABD'li politika yorumcusu ve analist Fukuyama der ki çok önemli bir isimdir Fukuyama, savunma ve uluslararası güvenlik stratejileri üzerine önemli bir kafa, önemli bir entelektüel. Ukrayna'nın Türk SİHA'larını kullanması dengeleri değiştirebilir diyor. Söz konusu Ukrayna'sı, Rusya sınırında ve Rusya'nın da bu konuya oldukça takıntılı olduğunu görüyoruz. Yani Rusya bu meseleyi kafaya takmış. Bu SİHA'ların, bayraktarların, TİHA'ların bir şekilde Ukrayna'nın askeri envanterine katılması Rusya'yı çok rahatsız ediyor. Ve bunu bir takıntı haline getirdiler diyor. Bakınız çok çarpıcı. Rus medyası da bu söz konusu hale bir şekilde destek verir vaziyette. Şimdi bir uydudan görüntü paylaşıyorlar. Diyor ki iddiası Rus medyasının, sözde Türkiye'den bir uçak havalanmış ve doğruca Ukrayna'ya gidiyormuş. Bu söz konusu Türkiye'den kalkan kargo uçağının içerisinde yeni Türk SİHA'ları varmış. SİHA'ların yeni sevkiyatları varmış. TİHA'lar gönderiliyormuş. Ek teknolojik aparatlar gönderiliyormuş Ukrayna'ya Türkiye'den. Böyle haritalar üzerinden haberler yapan bir Rus medyası da aynı zamanda göze çarpıyor. Evet, gerilim orada yüksek, çok çok yüksek. Her an sıcak bir çatışma olma olasılığı var ve uzmanlar da bu noktaya bir şekilde temas ediyorlar. Ama Rusya o güçlü ordusuna rağmen Ukrayna karşısında Türk SİHA'larından son derece rahatsız olduğu da analistler tarafından ifade ediliyor. Analistler böyle söylüyorlar. Şimdi